Efendim, aradan sonra devam ediyoruz. Televizyonlarını yeni açmış izleyiciler için hepinize iyi akşamlar dileyelim. İki değerli bakan arkadaşımızla birinci bölümde kadına şiddet, kadın hakları ve önemli yarın kutlayacağımız seçme ve seçilme hakkı. Sayın Bakan onu bir farklı yorum getirdi ki haklı. Yani seçme ve seçilme hakkının verildiği tarih demokrasiye geçiş tarihi dedi. %100 ama ben ilk defa böyle bir yorum getirdim. Çok ilginç. Tebrik ediyoruz Sayın Bakan. Çok ilginç. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı bazı oradaki din görevlilerinin şeyleri, bazı cemaatlerin durumları, bir sahte peygamberin cenazesindeki 3000 kalabalık, bunları değerlendireceğiz. Sayın Bakan'dan, sizden bir de bunlarla ilgili yapılan araştırma var. İnsanların ne kadar dine yaklaştıkları, dinden uzaklaştırdıkları pozisyonuyla. Şimdi fakat birkaç şeyi hatırlatalım. Bir defa evvelsi gün Afrika'da Cibuti diye bir ülke var. Meclis başkanı efendim, yanlış söylemeyelim. Evet. Mustafa Şentop, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, eski Çevre Bakanı ne hikmetse Veysel Eroğlu'yla Cibuti'de inşa edilen 2. Abdülhamid Han Camii'nin açılışına katılmak için özel bir uçak kiralamışlar. Ta oraya gitmişler. Şimdi Sayın Bakanım, 744 bin lira vermişler. Şimdi meclis başkanı, tamam koydum. Diyanet İşleri Başkanı'na benim lafım var. Lan Diyanet İşleri Başkanı, hani haram helal, israf haram. 744 bin Sayın Bakanlarım. Ben dün girdim Türk Hava Yolları'nın şeyine, Cibuti İstanbul hattı kaç lira diye. Gidiş ve geliş 6800 lira. Bunlar 3 kişi. Bunların yanına 7 tane de yardımcısı, danışmanı, ösü, busu alın 10 kişi. 7000 lira diyor. 6800 lira da geç. 7000 lira 10 kişilik heyetle Türk Hava Yolları, Cibuti'ye her gün seferi var. 7000 liradan 70 bin lira eder. Yani gitmeleri, gelmeleri. Ya 70 bin lira Türk Hava Yolları uçağıyla gidilecek yere, o camiyi orada niye yaptın, o da ayrı. Oraya cami yapacağına millet açlıktan gidiyor. İntiharlar oluyor. Şimdi o tartışmasına ayrı. 744 bin lira. Hiç mi sıkılmıyorsunuz ya? O Diyanet İşleri Başkanı'na söylüyorum. Ya hiç mi sen, ne biçim Diyanet İşleri Başkanı'sın ya? İsraf kardeşim. Bunu yorumlamanızı yapacağım ama bir başka bir şey. Din Şurası'nda çıktı Tayyip Erdoğan. Dedi ki, dini anlatmak için dedi, her kapıyı çalma dönemini başlatıyoruz. Yani kapıyı vuracaklar abi. Mesela zır, Yaşar Okuyan açacak kapıyı. Buyurun. Biz Diyanet'ten geliyoruz. Hafız Ahmet Efendi. Hoca bilmem ne efendi. Ne yapacaksın abi? Buyurun. Size dininizi öğreteceğiz. Lan bana bak. Benim eve gelme. Bak Tayyip Erdoğan. Benim ev bir şey gönderme. Zaten film kopmak üzere. Evde ne işi var abi ya? Her eve diyor bakın. Her kapıyı çalacak. Geldi. Ne için geldiniz abi? Dinini öğreteceğiz. Lan siz bu dini, indirilmiş dini siz öğrenin de. Hayır Erdoğan. Önce sen öğren. İmam Hatip Okulu mezunusun. Ama hoca ne diyordu? Top oynuyormuş diyordu kaçıp. Ama Erbakan Hoca öyle diyordu. Ya böyle bir şey var mı? O dönemi başlatıyoruz diyor. Buyurun. Kendisinin din şurasında daha ters tepkiler olacak. Aynen. Böyle İmam Hatipli sayısını, evet, Sayın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı'nın lafı
60 binden 1 milyon 300 bine çıkardık diyor. Aferin sana. Bravo. Bütün millet dindar oldu. Peki. Ya peki, peki. Ya bugün gazetede haber var. Diyarbakır, Hazro'da müftü. Alakbaş, Diyanet İşleri Başkanı, hop Cüvütü'de gezeceğine, şu müftülerine bir bak. Orada hafız, yani bir bayan, hafıza yatılı Kur'an kursunda görevli olan bayanı, affedersiniz, ırzına geçiyor. Diyanet İşleri Başkanı da Cüvütü'de. 744 bin lira uçak, özel uçak. Kalkarak ikili. Ya senin atadığın müftü kadının ırzına geçiyor. O kadar çok ki bu bakkan. Bir tane iki tane değil. Ya sen bunlarla uğraşacaksın ha. Ne o? İkinci Abdülhamid Han Hazretleri'nin adını verdiğimiz cami. Ya millet açlıktan gidiyor. Şimdi bakın bunları, ya bunları bütçe 11,5 milyar Sayın Bakanım. 6 bakanlıktan fazla bütçe. 6 tane bakanlık. Ya 6 bu Diyanet İşleri neymiş be? 6 bakanlık. 6 bakanlığın toplamından fazla. Ve buyurun okullarda Ayşegül Dünya Evinde diye çocuk kitabı okullarda dağıtılıyor. Şuraya bakın. Rezilliğe bakın. Rezilliğe bakın. Ve alın o Milli Eğitim Bakanı geldiği vakit bazı Atatürkçü geçinen zevat, çağdaş bir Milli Eğitim Bakanı geldi. Görürsünüz dedim Anya'yı, Konya'yı. Milli Eğitim Bakanı efendim şöyle çağdaşmış. Çağdaş. Bütün tarikatlarla işte protokolü imzaladı. Okulları tarikatların yuvası haline getirdi. Şuraya bakın, bak buyurun. Buyurun, şu resme bakın Sayın Bakanım. Şuraya bakın Sayın Bakanım. Türkiye'nin ekran. De. Şuraya bak. Herife bak. Okulda. Ne, şu kıyafete bak. Ne işin var lan orada? Ama Milli Eğitim Bakanı öğretmenlere de Kur'an kursu. Anaokulu çocuklarına Arapça ve Kur'an öğretecekmiş ya. 5 yaşında, 6 yaşında çocuğa. Şimdi bütün bunları al, bir tane sahte peygamber, kendini peygamber icat etmiş, Amerika'da ölmüş, Halis Evrenos bilmem ne diye. Bursa'da ya, Bursa'da cenazesinde 3000'den fazla insan. Ve hepsi kadınlar eşarplı, kapalı, çarşaflı, insanların çoğu sakallı makallı, yani Müslüman. Peygamber ya, ne peygamberi lan? Diyanet'ten açıklama. Biz ona diyor imam vermedik diyor. Ya imam vermedin de. Niye müsaade ettin bugüne kadar? Nasıl imam vermedin? Yani cenaze namazına Diyanet'ten görevli imam vermemiş. Vermedi imamdan çok ne var onlarda? Her taraf imam be. Baksana. Ne diyor Sayın 1 milyon 300 bin diyor. Her taraf imam abi. Nereye, buradan ne görev vereceksin? Ölü yıkayıcısı. Boyuna ölünce herhalde ya 1 milyon 600 bin, 1 milyon 300 bin İmam Hatip Okulu öğrencisinde övünülür mü ya? Ya bunlara nereden iş vereceksin? Şimdi bunların sonucunda İmam Hatip Okullarındaki ve bir şeyin araştırma şirketinin halk arasında yaptığını bunları yorumladıktan sonra tekrar değerlendirelim. Şimdi bir, madde bir. Bu kurumun adı Diyanet İşleri Başkanlığı. Ne demek Diyanet İşleri Başkanlığı? Yani ülkedeki mevcut dinlerin başkanlığını yapacak. Hadi ondan vazgeçtik. Yani o çok çağdaş ve laik bir yaklaşım olurdu. Yani Türkiye'de ne kadar din varsa hepsinin başkanlığını yapacak. Adı öyle çünkü. Diyanet. İslam İşleri İslam İşleri Başkanlığı değil, Diyanet yani dinler. Peki, nedir Diyanet? Bugünkü hali Diyanet, İslam dininin
Sünni mezhebinin Hanefi olanının, diğer mezhepler yok, mesela Şafiler yok. Bir anlayışının ve erkeklere, yine erkeklere yönelik bir anlayışının başkanlığıdır. Diyanetin camilerinde görevli olanların işi namaz kıldırma memurları olmaktır. Kadınları çok sokmak istemezler. Yani ne, biz bile, bize bile yetmiyor falan diyorlardı. Sizin ne işiniz var falan diye ben bir sefer gördüm. Yani cemaat da bu arada öğreniyor, azarlıyordu kadını. Kadın girmeye çalışıyor. Bize yetmiyor, sizin ne işiniz var falan. Şimdi peki, biraz önce Cibuti örneğini verdi değerli okuyan. Cibuti'de gitmişler ve kaç hesap yapmış, efendim bakmış. 744, bunların çok tekrarlanması lazım ki akılda kalsın. 744 bin lira uçak parası, uçak tutmuşlar, özel uçak. Ama tarifeli uçak var, gidebilirler. Türk Hava Yolları işte söyledi. 66 bin lira. Değil mi? Ya 70 bin lira. 70 bin lira yerine. Evet. 7 bin lira, 7 bin lira. Evet. Allah'tan korkun 70 lan. Bin lira. 10 kişi gitse 70 bin lira. Evet. 10 katı. 10 katı. Değil mi efendim? Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı anlaşılan kendi çıkardığı Kur'an'ı okumuyor meali. Arapça falan bilmezler ha. Bu Diyanet İşleri Başkanı gelsin şurada, açsın şu Kur'an'ın aslını, bir anlamlandırsın bakalım. Zaten ilginçtir. Bugünkü Diyanet İşleri Başkanlığı İslam bilimlerinin herhangi bir alanında master'ı, doktorası, doçentlik tezi falan olan değil. Hristiyanlık konusunda master, doktora ve doçentlik ve profesörlük tezi alan, ya Hristiyanlık uzmanı. Hristiyanlık uzmanı bir kişiliği. Ve referansı kitaplarında Fethullah Gülen'in yayınları. O da ilginç. Yalova rektörüydü bu. Yalova Üniversitesi'nin rektörüydü. Ben oradan tanıyorum bunu. Peki, şimdi Diyanet İşleri Başkanı ve Diyanet İşleri Başkanı yetkilileri, ya bir bu kadar adamınız var. Birisi bizi dinliyordur mutlaka, görevlidir. Açın bir okuyun. Yani kendi yayınladığınız Kur'an-ı Kerim meali. Diyanet İşleri Başkanlığı. Vakıf değil, başkanlık. Peki, ben açıyorum İsra Suresi. İsra Suresi 17. sure. 27. ayet. Bakalım ne diyor? İsraf edenler şeytanların kardeşleridir. Şeytanların kardeşleri. Üstelik. Çok ağır. Evet. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankörlük etmiştir. Ya kardeşler, siz şeytanın kardeşleri misiniz? Siz şeytanların kardeşleri misiniz? Yani hacılar haca gittikleri zaman hani taşı şeytan diye taşlıyorlar ya, gidin siz oraya durun, sizi taşlasınlar. Niye diye taşı taşlıyorlar? Peki, yine çeviriyorum şöyle. Ve 7. sure, Araf suresi, Araf suresinde 31. ayet. Yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü o israf edenleri sevmez. Kim sevmez? Yani Kur'an ifadesine göre Allah israf edenleri sevmez. Yani ey müsrifler, ey Diyanet İşleri Başkanı ve onunla birlikte gidip milletin parasıyla cebinizden mi verdiniz o paraları? Cebinizden harcasanız haram. Çünkü israf. Ama milletin parası, ya bu soygunculuktur yahu. Ne hakkınız var? Kim verdi size? Haram olsun. Siz helal ediyor musunuz? Neyi? Verdiğiniz vergiyi bunlar helal ediyor musunuz? Kursaklarından geç. Siz ediyor musunuz? Elbette geçmiyorsunuz. Peki, devam ediyoruz. Bak, ben 3 tane ayet buldum. Evet. Ve onları söylüyorum. 6. sure, En'am suresi, 141. ayet. Yine israf etmeyin, çünkü o, yani Allah, israf edenleri sevmez. Allah sizi sevmiyor ya. Eğer siz bu kitaba inanıyorsanız, Allah sizi sevmiyor, bunu bilin. Ama bu kitapta sizin bu tercümeleriniz doğru. Bu tercümelerin aslını biliyorum ben, doğru.
Ama öyle ilginç tercümeleriniz var ki siz yayınladınız bunu Diyanet İşleri Başkanlığı ve ısrarla bunu değiştirmiyorsunuz. Israrla. Geçen programda da söyledik. Ya kadınlarınızı dövün diyorsunuz ya. Dövün yazmışsınız arkadaş ya. İki başka meal getirdim, onlar başka şey söylüyorlar. Ama Hüseyin Atay Bey de sevişin diyor, sizin darebe fiilinize dövün anlamı veriyorsunuz. Hepinizin hocası, hepinizden bilgili Hüseyin Atay da diyor ki hayır, o diyor darebe dövün değil sevişin demektir. Hadi buyurun. Ya bir okuyun bakalım, bir tartışın. Resmen bunlara teklif ettim, dedim ki toplayın bir araya getirin bilginleri, ya bir tartışın bunu. Şimdi çok ilginç gelecek. Bir başka şey okuyacağım onların mealinden. Diyanetin meali, Diyanetin. Efendim Diyanetin meallerin mealinde bir ayet var. Efendim 40 şöyle söylüyor. Yani şimdi şurada not almıştım da bu ilginçtir. Onun için söylemem lazım. Evet. Yani insanlar bunların mealini okurken de dinden çıkabilirler. Diyor ki Allah'a ve peygambere itaat etmeyenler Hac suresinde kendilerini bir iple assınlar, sonra da dönüp baksınlar. Ya kendisini iple astıktan sonra dönüp nasıl bakacak? Yani nasıl bir şey? Yani siz bunu okuduğunuz zaman ne anlıyorsunuz? Yani şimdi bunu düzelten Edip Yüksel diye bir zat var. Kur'an, Türkçe Kur'an çevrilen hatalar diye bunları yazmış. Şimdi bu işin bir yanı. Yani çevirinize de birçok hatalar var da. İşin başka bir yanı, yine Sayın Okuyan'ın söylediği, efendim değerli AKP Genel Başkanımızın Şura'da, Diyanet Şurası'nda söylediği sözler. Yani evlere gidin dışından. Ay niye gelecek benim evime? Ha, onun dışında, o tabii olacak şey değil de. Yani misyonerler öyle yapıyor ya herhalde onlar. Misyonerler. Hiç. Benim eve gelmeyin de nereye gidersiniz gidin. Şimdi efendim Diyanet'i suçlayıp duruyoruz da. Değerli bakanlarım, haklı olarak suçluyoruz da ne etsin Diyanet? Dönüp bakıyor yukarıya. Yukarıya baktığı zaman ne görüyor israfla ilgili? Bugün televizyonlarda Sayın Cumhurbaşkanımızın İngiltere'deki bir eve girişini gördüm. Siz de görmüşsünüzdür. 10 numaralı eve. Gördünüz mü? Evet. Küçücük İngiltere'nin başbakanı. Hani itibar saraylı oluyor diye. Sıradan. Ya iki katlı bir ev yahu. Sıradan. Sıradan. Böyle sırayla iki katlı bir ev. Üç katlı mı? Siz gördünüz herhalde. İki katını gördüm televizyonda. Üç katlı, 10 katlı olsun ya. Bir tevazi bir başbakan. Ya bir ev yahu, ev yahu. Ya tabii canım. Ve girerken kapıda birisi açtı, karşıladı. İşte bizimki böyle heybetle girdi. Kasımpaşalı. Açıldı. Arkasından bir 5-10 kişi daha girdi içeriye filan. İçerisi doldu. İçeri doldu. 4 işte devlet başkanının yani ya da yetkilinin orada görüşmesi var filan. Bir de bizim saraya bakın. 1250 oda. 1250-2000 filan oluyor artık yeni ilaveler. Aslan kocaman abi. Bir cami filan. Bu israf değil öyle. İsraf ne peki? İsraf ne? Sonra yine YouTube'a girenler görür. Efendim koruma arabaları, makam arabaları filanla binip gidiyorlar. Sonra onlar tırla, konvoy halinde geri gönderiyorlar. Koruma aracı Amerika'ya, Güney Amerika'ya uçakla makam aracı. Ya makam zaten onlar sana zırhlı verirler ya. İki tane birden gönderiliyor. Artı arkasındaki... Ne yapsın Diyanet? Diyanet o zaman ne yapsın? Şimdi efendim Diyanet tabii işlerim... Diyanet Başkanı 40 bin lira maaş aldığı söyleniyor.
bilmiyorum. Ama gariban insanlara diyor ki, yoksul insanlara sabır diyor, imtihan yeridir. Lan bu Cenab-ı haşa yarabbi. Allah'ın bütün imtihanlarını abi garibanlara vermiş. Lan size ne vermiş? İmtihanı biraz da siz yavşayın lan. Diğer sene başkanına bakan. Evet. Hutbe veriyorlar. Bu diyor isyan etmeyin. Ne yapacağım abi? Allah seni imtihan ediyor. Lan seni de imtihan ediyor. Yok onlar imtihan etmiyor. Onlar en baştan... Ya Rabbi ya. Ve adamı dinden imandan çıkartıyorlar ya. Millet bayılıyor şimdi bunları duydukça millet. Efendim? Evet. Şimdi bunlar konuşulmalı. Bugün sadece Cumhuriyet Gazetesi'nden, sizin gibi böyle arşiv çalışması falan yapamıyorum. Ama Cumhuriyet Gazetesi'nden, bugünkü Cumhuriyet Gazetesi'nden 3 tane yazı kestim, okudum. Yani bugün hazırlamak için de bütün gazeteleri okuyorum bu arada. Ha, evet. Yani Kültür Bakanı. Abi canım, bütün gazeteleri okursak hayatımız gazete okumayla geçer. O zaman ben şu kitabı nasıl okuyacağım? Çok affedersin, çok affedersin. Bütün gazeteleri okumanıza gerek yok. Hangisini okuyayım? Bak, bir tane Sabah veya Hürriyet alın. Hürriyet 22 alıyorum. Gazeteyi okumuş olursunuz. Doğru söylüyorsun. Onu yapıyorum. Ha, onu yapıyorum. Ben size kolay. Cumhuriyet alıyorum, Sözcü alıyorum. Ha, bir de Yeni Şafak alıyorum. Bir gün alın. Bir gün alıyorum. Kararı alın. Efendim? Kararı bizim orada bulamıyorum. Milli Gazete'yi alın. Bunları alın. Şimdi bu arada Yurt kitap okuyorum. Alın. Yani adetimiz Korkusuzluğu alın. Adetimiz. Kitabından. Bu görünüyor mu? Bu çok güzel bir kitap. Benim son yıllarda okuduğum en güzel kitap. Cazim Gürbüz'ün bütün kitaplarını, bitiklerini salık veririm. Ama aşka zoom bambaşka. Evet. Yaşar Bey. Ne yapacağız ya burada kadın dudağı şey ya, o, rujlu. Efendim? Tövbe tövbe yarabbim insanları tahrik başka... edip durma. Gece yani, saati. Aşk konusunda yazılmış çok değerli bir çalışma ve bir kitap. İyi de dinden, ya, diyanetten oraya böyle... nereden geldin ya? Bunun içindeki aşk, geldi dinden aşka. Başka aşk da var bunun içinde. Yani sadece beşeri aşk değil. Sana beşeri insan insana duyduğu aşk da Tanrı'ya duyduğu aşkın bir görüntüsüdür. Ha, güzel güzel yorumlar yapıyorsun yani bak. Şimdi peki ne var burada? Özdemir İnce çok ilginç yazılar yazıyor ve ben de okuyorum doğrusunun yazılarını. Her gün okuyorum. Yani çıktığı günler okuyorum. Şimdi Nurettin Topçu'yu siz bilirsiniz ikiniz de. Gerçekten yani dindar bir adamdı ve iyi bir insandı. İyi düşünürdü. Bir sosyolog. Sosyologtu filan. Şimdi onun bir ifadesini ve Ayşe Sucu'dan alarak yazmış. Şöyle diyor Nurettin Topçu, ahlaksızlığın ummanı olan bu şarkı yaşadıkça tanıyorum. Yaşanan şekliyle Müslümanlık şarkı bitirmiş. Yaşanan şekliyle sayın okuyan indirilmiş, uydurulmuş diyor. Ama şu anda şu indirilmiş Müslümanlık nerede? Nerede o? Akif diyor ki, nerede hakiki Müslüman gördüysem makberdedir. Müslümanlık galiba göklerdedir. Yani Akif de onu söylüyor. Evet, yani şimdi ona bakıyoruz bir. Sayın Erdoğan'ın İslam'ı yayın. Ama hangi İslam yayılacak? Önce İslam dininin hayatın tüm alanlarını kuşatan kural, hayatın tüm alanlarını kuşatan söylediği söz. Kurallar ve yasaklar manzumesi olduğunu vurguluyor. Ticaretten beşeri münasebetlere, eğitim öğretimden evliliğe, temizlikten kılık kıyafete, yaşantının her safhasını düzenleyen bir dine inanıyoruz. Sonra Türkiye, layık Türkiye Cumhuriyeti kaldıysa tabii, layık Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak diyor ki, ey din adamları, siz memur değilsiniz, peygamberlerin vaizleri gibi hareket edeceksiniz. Ya peygamberlerin vaiz, peygamberin vaizleri gibi hareket etsinler diyeceğim bir şey yok da, bunlar uydurdukları bir dinin, uydurma hadislere dayalı bir dinini ve işte böyle sahte resuller, efendim badeci şeyhler filan çıkaran dini anlatıp duruyorlar. Öte yandan bir şöyle bir haber daha, yani bir yazı daha. Suudi Arabistan sermayeli, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli MBCTV, Arap dünyasının en kuvvetli yayın kuruluşuymuş. Bu bir film hazırlamış. Ümmetin
hani Araplar bizim İslam kardeşimiz ya, bizim için esas olan ümmet ya, işte bu ümmetimizden kardeşlerimiz 40 milyon dolar koymuşlar. 14 bölümlük bir dizi. Dizinin konusu şu, adı da Ateş Krallıkları. Osmanlı'nın Memlük Devleti'ni yıkıp Mısır'ı ele geçirişi ve kurduğu kanlı bir hukukla yönetilen bir imparatorluk ve onların laneti. Ama sıradan bir film değil. Bu filmi yapmak için de Peter Weber'i bulmuşlar. Bu adam da Hannibal, İmparator ve İnci Küpeli Kız. Güzel filmlerdir. Üçünü de gördüm ben. Bunun yönetmeni. Yani yeniden Osmanlı düşmanlığı perdesinde Türk düşmanlığını efendim beslemek ve yaymak için 40 milyon dolarlık bütçe. Bunlar mı kardeşlerimiz bizim? Bunlarla mı siz hilafet kuracaksınız? Ya bırakın bu işleri de artık Türklüğe dönün ya. Atatürk'e dönün. Çıkış, çıkış burada. Evet. Söylenecek çok söz var da zamanın tamamını ben kullanmayayım. Yok. Söze sözü gelirse ben de, yeniden kullanırız. Benim de dikkatimi çok dikkatimi. Başlayın. Şu şey tam okuyayım. Biraz önce yani böyle okuyup geçtim. Diyanet şöyle diyor. Allah'ın peygambere dünyada ve ahirette yardım etmeyeceğini sanan kimse. Allah'ın peygambere dünyada ve ahirette yardım etmeyeceğini sanan kimse. Bir şeyler anlaşılıyor değil mi? Böyle bir sanan. Ne yapsın peki? Yukarı bağladığı bir ipe kendini asıp boğsun. Bir düşünsün bakalım. Ya boğduktan sonra ne düşünecek? Boğmuş zaten. Bu hilesi kendisini öfkelendiren şeye engel olabilir mi? Ne anladınız bundan? Kim ne anlayacak? Yani bunu okuyan kişi Kur'an'a saygı duyar mı? E peki, ya bak şimdi doğrusu olarak şunu yazmış. Kim Allah'ın dünya ve ahiret hayatında kendisine yardım etmeyeceğini zannediyorsa bir yolla göğe yönelsin ve putlaştırdıklarıyla ilişkisini kessin. Sonra uyguladığı bu planın öfkelendiği şeyleri giderip gidermediğine bir baksın. Şimdi başka birisi anlamlandırdığı zaman bir anlam kazanıyor. Ama Diyanet'in böyle birçok mealinde bu anlamsızlık var. Sonra da diyoruz ki efendim 4800 İmam Hatip okulu açtık. 4800'dü. Bunlar gelmeden önce sayı 800'dü. İmam Hatip'lerde din filan öğretilmez. İmam Hatip mezunu dini falan bilmez. Nereden biliyorsun? Ya benim önümden 600 tane İmam Hatip'li geçti sınavı. Da sordum ben onlara. Yani çocuğun birisi en basit soruya cevap veremeyince bizim heyetten birisi kızdı. Dedi ki, efendim ne kızıyorsunuz? Çalışıyoruz, 5 alıyoruz, sınıfı geçiyoruz, sonra da unutuyoruz. Sonra sen bunları, ey işte Yaşar Okuyan'ın kapısına gelecek mesela, çalacak. Yaşar Bey, tabii Yaşar Bey'in olduğunu bilse gelmez de. Gelsin abi, bekliyor. ben Müslümanlığı. Benim dilimi öğretsin bana. Evet. Evet. Sonra da niye İmam Hatipler'de deizm, dinsizlik yaygınlaşıyor? Evet, sonra şu, hep bunu söylemeliyiz ki iyice belleklere girsin. Bugün Türkiye'de gençler arasında en yaygın görüş dinsizlik. Yani Allah var diyorlar ama hiçbir dine inanmıyoruz. Tabii hiçbir din derken de ya Hristiyanlığı, Museviliği, Budizmi falan bilmediklerine göre Müslümanlığa inanmıyoruz demektir. İmam Hatipler'de de çoğaldığı ve sıkma başlı, başörtülü kızların ateist olduğuna dair YouTube'da anlatımlar var. Şimdi önümüzdeki hafta... Sorumlusu kim? Bunlar. En başta kim? Din İşleri Başkanlığı. Yani, Diyanet İşleri Başkanlığı. Önümüzdeki hafta efendim bu konuda o araştırma şimdi vakit çok ilerledi. Ama 3 saate çıktığı için bunları değerlendirdik. Sayın Bakanım buyurun. Benim çok fazla dikkatimi çeken bir şey var bizim ülkemizde. Şimdi ben dine çok saygı duyarım. Çok önemli olduğuna inanırım. Fakat yozlaştırılmasına da çok üzülürüm. Şimdi bütün dünyayı dolaştık. Sizler de dolaştınız. Ben de gitmediğimiz ülke kalmadı. Bu gittiğim ülkelerde ben bu ibadet yerlerini, ibadethaneleri hep gezerim. Kiliseleri gezmişimdir,
bütün Budist tapınaklarını gezmişimdir, Hindu tapınaklarını gezmişimdir ve o ülkelerde bulunan camileri gezmişimdir. Şimdi dünyadaki hiçbir ülkede, çünkü cami neresi, nedir? İbadethanedir, değil mi? Türkiye'de ibadethane yok. Camilerin hepsi ticarethane. Hiçbir tane bana cami, yani 2-3 tane nadir gösterebilirsiniz. Bütün camilerin altı terzi, manav, bakkal, efendim şey, şey satan, dijital şeyler satan dükkanlar. Şimdi ibadethanenin altında ticarethane olur mu? Hiçbir kilisenin altında ticarethane görmedim. Hiçbir Budist tapınağının altında ticarethane görmedim. Hiçbir diğer tapınakların, ibadet ev yerlerinin altında ticarethane görmedim. Öbür Müslüman ülkelerdeki camilerin altında da hiç ticarethane görmedim. Şimdi Türkiye'de de ise altında ticarethane olmayan cami çok nadir görürsünüz. Yok gibi bir şey. Dinin kendisi de satıldığına göre üstü de zaten ticarethane haline getirilmiş. Ama efendim yani bu imam dinle mi meşgul? O ticarethanelerin kiraya ver, kiracı al, kirayı al, kirayı ver. Bununla mı meşgul? Yani insan hayretler içinde. Tabii bu gençlerin ve birçok kişilerin dine karşı olan saygısını azaltıyor. Yani dine saygının azalmaması için gereken tedbirleri de kim alacak? Diyanet İşleri alacak. Yani bu Diyanet İşleri bu konularda doğrusu çok yetersiz kalıyor ve de doğru hareket etmiyor gibi geliyor bana. Siz çok nazikçe söylüyorsunuz, evet. Evet, doğru hareket etmiyorlar. Doğru hareket etmiyorlar ve bir de Kur'an kursu ya, Kur'an kursu. Ya ben hep şunu merak ederim. Ya siz peki Diyanet İşleri ve camiye gönderdiğiniz imamlar. Diyorsunuz ki namaz böyle kılınır mı? Tamam, şeklini tarif ediyorsunuz ve ellerin nasıl olacağını, işte parmakların birisi burada olacak, birisi burada olacak, üç parmak böyle olacak, kadınlar böyle yapacak, erkekler böyle yapacak. Şeyh Bedrettin de diyor ki yahu kalbini Allah'a bağlamadıktan sonra ellerini nasıl ve nerene koyarsan koy diyor. Bir anlamadıktan sonra hiçbir fayda elde edemezsin. Şimdi soruyorum, söylüyorum madem ki siz camilerinizi Allah'a ibadet edilen yer olarak ilan ediyorsunuz, Kur'an kursları açıyorsunuz ve cemaatleri de çağırıyorsunuz ve insanlara da yatıp kaldırma karşılığında 3-4 bin lira aylık alıyorsunuz. 10 katını da başkanlar alıyor. 40 bin lira dedi Sayın Okuyan. Peki neden bu namazda okuduğunuz surelerin ve ibarelerin anlamını öğretmezsiniz? Ya hiç sorulmaz, insanlar ne okuduklarını bilsinler. Ya ne söylüyoruz, ne söylediğini kendisi bilsin. Kendisinin bilmesi lazım. Dahası bazı bilginler, ya onlar da var. Yaşar Bey isterse gelecek sefer kaynağıyla getiririm. Diyorlar ki anlamadan Kur'an okumak ve dinlemek haramdır. Bak 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 bak. Anlamadan okumak ve dinlemek. Sen bu çocukları anlamadan niye Kur'an'ı ezberletiyorsun? Yazık, günah değil mi ya? Kur'an kursu dediğiniz bu. Başka ne öğretiyorsunuz siz yani? Neden öğretmiyor? Rüküden kalkıyor. Semi Allahu limen hamideh diyorlar. Peki ben birçok imama sordum. Ne diyor? Ne diyorsun? Şu ana kadar bilene rastlamadım. Ama söylüyor. Ya ne dediğini bil ya. Evet. Ama bak Metin Külünk ne diyor biliyor musun? Ne diyor? AKP geçen iki dönem, benim de hemşerim burada Çayeli'ne. Bizim Rize çok değerli evlatlar yetiştirir. Evet, verimli bir topraktır. Bu Tayyip Bey'in diploma şeyi var ya, tartışması. Peygamberlerin de diploması yoktu. Çok iyi. Ne biliyorum ben? Belki vardır. Allah Allah. Nedir bu, milletvekili falan mı? Tabii tabii, iki dönem. Şimdi değil milletvekili. Evet. Büyük bir ihtimalle. Peygamberlerin de diploması yok. Yani niye diyor kurcalıyorsunuz bunu? Önemli. Al. Bizim değerli Müslüman kardeşlerimizden bir tanesi
86 bin cami var değil mi? Abi kahvenin ortasında namaz kılıyor. Bak bak, Müslümana bak. Şuraya bak, o okey masasının yanında Allah-u Ekber falan. Bunu alacaksın abi. Bunu alacaksın. Nereden buluyorsun? Otobüslerde kılanlar da var. Devlet Demiryolları'na müracaat ediyor. Adam rektör, profesör. Mescit mi istiyor? Diyor ki kıbleyi diyor şey mescit yapın diyor. Onlar diyor bu böyle dönüyor. Ne yapacağız sana? Profesör. Dönen. Şimdi cami mami diyorlar da işte al bir tane bak. Menzil sofilerine. Gavs-ı Sani Hazretleri. Bize hizmet edenlerin isimlerini Resulullah'a veriyoruz. Vermeye devam edeceğiz. Diyanet İşleri Başkanı söylüyor. Lan bunları duyuyor mu be? Ali Erber. Cibitü'de ne işin var senin ya? Ya ne demek bu ya? Menzil tarikatına hizmet edenlerin isimlerini akşam not ediyorlar. Resulullah çekiyorlar, telex çekiyorlar herhalde. Birisi de diyordu ki. Veya WhatsApp'la mı kullanıyorlar, ne yapıyorlar? Bir başka şeyh de diyor bak, ki. Bak bugün Hasan, Hüseyin, Ali, Veli bize hizmet etti. Tamam mı? Tamam. Ya öteki daha kestirmeden gidiyor. Diyor ki, öldüğünüz zaman yaka paça sizi efendim dövmeye götüreceği zaman sorgu melekleri deyin ki biz Nakşibendi tarikatının Halid'i kolundanız. Tabii, bu anda bitti, bırakın. Bitti. Şimdi YouTube'da bak, var ha bunlar var, da değil yani. Ya bunlarla YouTube'da uğraşmıyor var. İşte Diyanet'e niye kızıyoruz? Diyanet İşleri Başkanı'na olan adama niye kızıyoruz? Onu kim düzeltecek? İşte ama işte orada susun. Ya Diyanet'i kim düzeltecek? Şimdi İzmir'de geçen hafta bir Alevi vatandaşımızın, kardeşimizin evine bir çarpı işareti koymuşlar. Alevi defol yazmışlar. Aynısı yine 3 gün önce Mersin'de aynı şekilde oluyor. Hı. Ki bunu zaman zaman yapılıyor bunlar. Buna Cumhurbaşkanlığı o yazılan hesabını soracağız diye çok sert bir giriş yaptı. Dışişleri Bakanı da bu yazıyı benim kapıma yazılmış sayıyorum dedi. Güzel. Bulun. Helal olsun. Bu şeylerin Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşması ile İçişleri Bakanı konuşmasının altına imza atıyorum. Buyurun. Evet. Peki güzel de şimdi sen bana söyleyeceksin şimdi. İzmir'de bir Alevi vatandaşımız İzmir aynı İzmir'de. Adamcağız ölüyor. Oğlu camiye gidiyor. Evin yanındaki camiye gidiyor. Babam diyor vefat etti. Bir sela verir misiniz? Hani bizim gelinimizde var. İzmir'de daha 7-8 ay önce. İmam diyor ki senin baban diyor camiye gelmezdi ki diyor. Sela vermeyi reddediyor. Aleviydi senin baban diyor. Peki bu imam Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı, AKP Genel Başkanı bu imamla ilgili bir laf etti mi? Bu ne oldu? Bunu bu gazeteler yazdı. Diyanet İşleri Başkanı bu imam bunu Selahi Alevi vatandaştır. Camiye de gelmezdi. Selahi vermeyi reddediyor. Böyle bir sürü adamlar var. Aleni. Mesela bak bir şimdi neyse Murat diye soyadını söylemeyeyim. Bir şerefsiz. Bak dikkat et. Peki ben de şimdi İçişleri Bakanı'na soruyorum. Savcılara söylüyorum. Mesela şimdi bu tweetleri atan adamla ilgili soruşturma yaptınız mı? Ne var ki tweetim? Ben söyleyeceğim. Bu adamı içeri tıktınız mı? Bak ne diyor? Her bir Alevi bıçaklayana 5000 TL vereceğim. Para peşin. Çevrenizdeki Alevilerden başlayın. Yaban domuzu avlar gibi avlayın inlerinde. Ay korkunç bir şey. Şerefsize bak. Korkunç. Aleviler terör örgütü oluşturuyor. Devletin içine sızmak için İmamoğlu'nun desteğini alıyorlar. Yarın bir gün Aleviler de darbe yapmaya kalkacak. Onlara fırsatı vermeden tanıdığınız, duyduğunuz Alevileri öldürün. Kanları size helaldir diyor ya. Ay. Twitter'da, sosyal medyada. Bu şerefsiz. Ve bunun gibi yazılar var. Bunlar karşısında İçişleri Bakanlığı nerede? Cumhuriyet Savcıları nerede? Diyanet İşleri Başkanlığı nerede? Nerede devlet? Evet. Ulan siz kimsiniz de? Ben Alevi değilim.
Sünni geleninden gelmiş bir aile öyle mi? Ben anlamam Alevisi Sünnisi. Ama ben şunu çok iddia ediyorum. Keşke Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Alevi ile Sünni inancı toplulukların yüzdeleri yer değiştirseydi. Türkiye daha rahat olurdu bugün. %20 mi Alevi? %80 mi Sünni? Değişik olsaydı. Aslında buna, öyleydi de Yavuz Selim değiştirdi zorla. Samimi olarak kanaatimi söylüyorum. Alevi ne demek? Ne demek defol? Sen defol. Ne demek selam vermem? Ama şimdi bunlar tamam. Şimdi buna tepki veriyor Sayın Cumhurbaşkanı. Tamam çok güzel helal olsun. İçişleri Bakanı da bunu söylüyor. Evet. İyi de bu saçma sapan şeyleri, bu tehditleri, şu baksana her Alevi bıçaklanabilir. Lan bunu alacaksın. Bunu ben öyle bir öperim ki Allah Allah. Yani bunu tam yaparım. Yani şimdi bunların karşısında siz nasıl bir memleket bu ya? Diyanet İşleri Başkanlığı adeta Alevi cemaatini, Alevi inancını taşıyan vatandaşları tukaka ilan ediyor eylemleriyle. Sana ne cemevinden, sana ne kardeşim? Ben cemevinde ibadet yapacağım. Sana mı soracağım? Evet. Sana mı soracağım? Hayır. Cemevi ibadeti. Sen kimsin? Ben Diyanet'im. Diyanet'sin de. Sana öyle mi Diyanet'i? Ya Diyanet İşleri Başkanı'nı kuran, Mustafa Kemal'i anmayan, Atatürk'ü anmayan Diyanet İşleri, bu ne olacak? Meşru oluşunu yitirmiştir. Vakit varsa küçük bir şiir okuyabilir miyim? Bu konuda bir yurttaşımız bir şiir yazmış. Diyor ki, haberi o korkunç fotoğrafı görünce, Alevi defol. Defolsun mu Alevi, gitsin mi? Gitsin. Giderken yanında Aleviliğin edep ve erkanı da götürsün. İncinsen de incitme diyen, edebi götürsün mesela. Her ne ararsan kendinde ara diyen, edebi götürsün. Çalışmak ibadettir diyen, edebi götürsün. Kadın erkek sorulmaz muhabbetin dilinde diyen, edebi götürsün. Kız çocuklarınız okutunuz diyen, edebi götürsün. 72 millete bir nazarla bak diyen, edebi götürsün. Taş taşı laf taşıma, taş ye haram yeme diyen edebi götürsün. Misafir 9 nasiple gelir, birini yer, 8'ini bırakır. Misafiri geri çevirme diyen edebi götürsün. İnsan gönlü kıbledir, Kâbe'dir. Gönül kırma diyen edebi götürsün. Yuva yıkma, kurdun kuşun yuvasını dahi bozma diyen edebi götürsün. Kibirlenme, gösteriş yapma, israf etme diyen edebi götürsün. Gitsin, giderken ne kadar bağlaması varsa alsın götürsün. Ozanlarını, aşıklarını, şiirlerini, demelerini, koşmalarını, sabahlarını, mesela Sivas ellerinden Aşık Veysel'i, Ali İzzet'i, Ruhsati'yi, Agahi'yi, Maraş ellerinden Mahsuni'yi, Meftuni'yi, Urfa ellerinden Sıtkı'yı, Üsküdar'dan Muhi'yi, Eskişehir'den evet. Yunus'u götür. Çok güzel. Evet. Çok Kültür güzel. Bakanı da böyle olur. He? Efendim bunu Sayın Abidin Bakanım, Yağmur yazmış. Biz bakanıyız. Biz de işte biz böyle, madenlerde. Sayın Okuyan, bu arada Abidin Yağmur yazmış bunu bugün. Ya kim yazdı ya? Paylaşmış. Eline okumuş oldum olsun. Ben de. Evet. Çok güzel. Şimdi 3 dakika mı kaldı öyle bir şey? Çok her zaman yapmaya çalışıyoruz. O son 3 dakikada Sayın Bakanım. Ve hoş bazı resimler var, deyimler var. Bakın. Tarım Bakanı diyor ki kişi başına aylık et tüketimi 15 kilo ayda. Ayda 15 kilo. Yılda demişler, çocuk yanlış anlamış can. Yok ama bakan öyle diyor. Yılda da. Bak yılda, kişi yılda. Başına yılda 15 kilo. Kilo eti kim yedi diye araştırmışlar. Ha, kim yemiş? Bir izleyicimiz bunu gönderdi. O kim? Binali'nin oğlu. 15 kilo yer abi. Yer yani. Maşallah yani maşallah. Bakın, 8. İş Mahkemesi'nde mahkeme kapısına oradaki işte mübaşir şey yazmış. Hakimimiz yoktur, tahini çıkmıştır. Tahini çıkmış abi, bak. Pekmez de varsa hebe olur. Evet, yani. Al,
ağaçları kesiyoruz, dümdüz ediyoruz. Sonra abi yağmur için doğaya gidiyoruz. Çok güzel yapmış, birisi göndermiş. Yerli NASA ekibi. Görüyor musun? Ağaçları kes. Ondan sonra horoz gibi gel böyle. Ne oluyor abi? Yağmur yağsın. Lan yağmur yağacak yer kalmadı be. Ay bu adam beni öldürdü. Biliyorsunuz bu hafta Cuma, bilmem acayip indirimlerin olduğu bir değil mi? Evet. Bu Cuma böyleydi. Bütün dünyada bu Cuma böyle bir indirimli şeyde. Bak, Almanya'da da indirime uymuşlar. Tam ekrana gelelim bak. 50 avrodan 45.99 avro. İndirim. 5, az değil abi. 5 avro indirim yapmış. Yani ne yapsın? O da kendi şeyinde. Kendine göre. Bak, bir mağazaya giriyorsunuz. Mağazada bir yazı. Erkek çeşitlerimiz üst kattadır. Yukarı çıkın. Her türlü erkek çeşidi orada. Yani nasıl istiyorsanız. Ay yani. Yarabbim. Ay Allah'ım ya. Bak, bizim çok zeki milletimiz. Bak bak, bak ne yapmış. Ağaca asmış bu şeyi. Kameradan izliyorum. Çöp dökeni atanı döverim diyor. Ya bu... Bak. Sırf mizah bu ülkenin insanı ya. Ağaç bir şey, böyle mesire yerinde bir şey yapmışlar. İşaret, bu da çok önemli. Bunu ama birdenbire çekmeyin gözünü seveyim ya. İnsanlara şöyle bir baksınlar. Bak, kazı, gömü, define işleri bölgesi sağdan gidecek. Öpüşme, sevişme bölgesi soldan. Abi şimdi ona göre gideceksiniz. Öyle yanlış yere gidip kazı kazanların içinde defineciler için öpüşmek yok. Ay ben bayılacağım. Yaşar yeter. Al son bir şey. Bir tane çok önemli bir Reza Kavakçı diye bir şeyimiz vardı biliyorsunuz. Geçen hükümetlerinde bilmem ne falan. Adam şimdi bunun şıhı öldü. Kıbrisi bilmem ne. Okunmuş. Fasulye duaları ellerinde abi. Şimdi bu büyükelçi biliyorsunuz. Bu hatun evet. Büyükelçi. Evet. Ve Türkiye'yi temsil Türkiye'yi temsil ediyor. Bak işte son yaramış. Bak Dicili. Bak büyükelçi oldu. Dicili cami. Kadınlar eliniz biliyor musunuz? Bak. Bak bak. Dicili Ulu Cami bayanlar eğlencesi. Dici Selma geliyormuş caminin içinde. Hop pro 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 attır hop tro hop tro. Abi caminin içinde yapacaklar abi. Helal olsun be. Allah Allah. Ay nereden buluyorsun bunu? Ay ay ay. Sayın Bakanım susma hakkımı. En son şu daha önemli. Siz bunu doymadınız. Bir fakültenin İlahiyat Fakültesinin dekanı ne diyor biliyor musunuz? Ahlaklı bir çocuk yetiştirmek istiyorsanız diyor cinsel ilişkisi şeyhinizi düşünün. Ne? Yani cinsel ilişkideyken şeyhinizi hayal edin. Rabıta yapacak Allah öyle. Böyle şeyhim. Hadi hayırlı bir çocuk. Grupla. Lan al o zaman o üçlü yapın oğlum. Şey? Tam Allah. Denk gelsin. Ay ya. Ya şunu tam ekrana getirsene. Yönetmenim. Ha. Şeyhi düşüneceksin. Hayırlı bir evlat için. Şeyhim. Kadının şeyhi başkaysa ne olacak? Abi orada işte dörtlü onun için. Mü? Hangi şeyhse? Hayır o dörtlü olur o zaman. Nokta. Teşekkür ederim Sayın Bakanım. Sayın Bakanım teşekkürler. Haftaya sizin isteğiniz üzerine bu program 3 saate çıkıyor. Sizden ricam şu, YouTube'da bunlar yayınlanıyor. Lütfen çevrenize bunları intikal ettirin. YouTube'da girin, bunu kendi sayfalarınızda lütfen yayalım. Çünkü burada konuştuğumuz şeyler burada kalmamalı. Bunların her birinde ciddi, acı hakikatler bunlar. Gülüyoruz ama
gerçekten acı gülümserler, ağlanacak halimiz. Hepiniz asgari ücretle ilgili de konu vardı ama onu nasıl olsa daha toplantılar çok olur. Laf olsun diye. Hepiniz iyi akşamlar. Allah'a emanet olun. Hepinize sevgiler, saygılar.